Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, Lifestyle programı bu haftada modanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bugünkü değerli konuğum işletme sahibi Tuğba Demir'le birlikteyiz. Tuğba Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Dilerseniz konumuza geçmeden önce kısaca sizi tanıyalım. Ben Tuğba Demir, 32 yaşındayım, evliyim, 3 tane çocuğum var. 2014 yılında ilk takı mağazamızı açarak bu işe başladık ve şu anda butiğimiz var. Şimdi de sizleri misafir ediyoruz. Evet, dilerseniz butiğinizi biraz sizden dinleyelim. Aslında bizim ilk işimiz takı işiyle başladık. Takılarımızın kombinlenmesini Samsun halkı çok sevdi. Normalde Eskişehirliyiz biz. Daha sonra giydiğimiz kıyafetleri de sormaya başladılar ve biz de bunu en azından dedik, hani bildiğimiz bir işi sektöre taşıyalım. Bunun dışında zaten mağazacılıkla ilgileniyorduk. Eşim de, ben de, kız kardeşlerim de okulda çalışırken boş zamanlarımızda satış danışmanlığı yapıyorduk. Daha sonra dedik hani bu işle de ilgilenelim ve butik işine girdik. İlk başta küçük bir mağazamız vardı, küçük bir butiğimiz vardı. Daha sonra talep yine çok güzeldi. O dükkan çok küçük gelmeye başladı. Ve şu anda 3 katlı bir mağazaya taşındık. E-ticaretimizi de geliştiriyoruz bu anlamda. Yavaş yavaş büyüyoruz. Evet. Öncelikle ürünlerinizin her birisi birbirinden güzel ve birbirinden farklı. Teşekkür ederiz. Biraz ürün çeşitlerinizden bahsedebilir misiniz? Hepsini tek tek kendimiz seçiyoruz. İstanbul'a gidip üretici firmalardan alıyoruz ürünlerimizi. Kendimiz dokunarak seçtiğimiz için bence bu algı oluşuyor. Çünkü koleksiyonlara kendimiz karar veriyoruz. Renklerini kendimiz seçiyoruz, belirliyoruz. Evet, üretici firma değiliz. Fakat üretimi en iyi yapan yerlerden almaya çalışıyoruz. Bu anlamda oturmuş bir müşteri portföyümüz var. Onların tarzına da uygun şeyler getirmeye çalışıyoruz. Sadece kendimizi düşünerek değil, sadece kendi giyebileceğimiz şeyleri de değil. Günlük hayatta insanların dolabında iyi ki var dedikleri ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Onun dışında tabii ki modayı da takip ediyoruz. Fakat aslında asıl işimiz insanların bir 5 yıl sonra da dolabını açtığı zaman iyi ki bu parçayı almışım diyebileceği kalitede ürünler sunmaya çalışıyoruz. Evet. Tuğba Hanım, peki son olarak bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şu anda bir tüketim çılgınlığı var. Instagram butikleri çok artmış durumda. Güvenilirlik konusunda Instagram'da sıkıntılar yaşanabiliyor. Biz de bununla ilgili önlemler alıyoruz. Sitemizi daha güvenli hale getirdik. Ama tüketim çılgınlığının olduğu bu dönemde benim tavsiyem kadınlara doğru mağazalardan alışveriş yapıp oradaki satış temsilcilerinden destek isteyerek doğru bir dolap oluşturmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü para çok kolay kazanılan bir şey değil ve günümüzde bunu çok çabuk harcıyor kadınlar. Varken ikincisini almak yerine bizlere danışarak nasıl daha güzel kombinler yapılır, nasıl dolap oluşturulur, bu konuda destekleyebiliriz biz de onları, yardımcı olabiliriz. Bize bu konuda güvenebilirler. Evet Tuğba Hanım, bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, yayınımız Seda Yılmay'la devam ediyor. Seda Hanım, sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Kısaca sizi tanıyalım. Ben Seda, 26 yaşındayım. Eskişehirliyiz. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü okudum. Ama seçtiğim bölümü yapmak istemedim. Burada kardeşlerimle ve eniştemle, ailemle daha böyle bizi yansıtan, hatta beni yansıtan bir iş seçtim. Şu anda da çok mutluyum. İyi ki de severek yapıyorsun. Aynen, yani sevmesem gerçekten yapabileceğim ve katlanabileceğim bir şey değil. Evet, kesinlikle öyle. Söylemek gerekirse. Doğru söylediniz. Peki butiğinizde konseptinizi nasıl tanımlarsınız?
Ben bu temizi dıştan bir göz olarak baktığımızda değişen ve gelişen birçok şeye kendi zevkini, kendi yorumunu katarak geliştirmeye çalışan bir butik olarak görüyorum. Yani yeniliklere bence açık bir butik. Müşteri açısından da geldiğinde kendini gerçekten tüm gözlerin üzerinde olduğu değil de böyle rahat hissedebileceği ama tek bir yardım istediğinde de buradan uğurlanana kadar sonsuz bir ilgi görülebileceği bir yer olarak görüyorum butiğimizi. Seda Hanım, biliyorsunuz ki modanın her geçen gün geliştiğine şahit oluyoruz. Sizin bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir ve 2020 yılının en trend ürünleri sizce neler olur? Şöyle, biz butik olarak evet modayı takip ediyoruz fakat o doğrultuda ürünler seçmiyoruz sadece. Mesela bazen çok moda olan bir şeyi getirmemeyi tercih edebiliyoruz. Çünkü bizim mağazamıza, bizim müşterimize hani uygun mu değil mi bunları düşünüyoruz. Belki de çok satan bir ürün ama mağazamıza sokmamayı tercih ediyoruz. Zaten müşterilerimiz de bu açıdan bize çok güveniyorlar. Onun için çok moda, ya modayla ilgileniyoruz işimiz gereği. Tabii ki takip ediyorsunuz. Dediğimiz gibi kendi zevklerimiz ve tamamen müşteri odaklı olarak seçiyoruz. Onun dışında bence her yıl olduğu gibi, yani şu an üzerimde de görebilirsiniz. Yine ekose bence ön planda, işte kazaya, bunlar sürekli. Deri de çok moda. Aynen aynen. Mesela bence her yıl ön planda, evet. Mesela kadifede ama sadece değişen şartlara göre bence modernize ediliyor. Evet, teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Sevgili izleyicilerimiz, yayınımız Esra Özdemir'le devam ediyor. Esra Hanım, sizler de programımıza hoş geldiniz. Kısaca sizi tanıyalım sohbetimize başlamadan önce. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz mağazamıza. Esra Özdemir ben. 31 yaşındayım. Evliyim. Bir oğlum var. Şimdi ikinciyi bekliyoruz. Hamileyim. Evet. Ben de İngilizce öğretmenliği bölümü mezunuyum. Kardeşim gibi ben de mesleğimi yapmaktansa bu işi tercih ettim. Biz kardeşler olarak ailecek burayı işletiyoruz. Evet, ne kadar güzel. Peki, e-ticaret üzeriyle çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Evet. İnsanlarda biliyorsunuz ki bir güven problemi oluyor. Sizler bu güven duygusunu nasıl aşıyorsunuz? Bunu Instagram sayfamızı çok aktif bir şekilde kullanarak yapmaya çalışıyoruz. Her gün yeni bir takipçi kazanıyoruz bu sayede. Ürünleri kendimiz seçtiğimiz için bu da bizim için büyük bir artı ve kendi üzerimizde paylaşıyoruz. Örneğin ben şu an hamileyim. Ona rağmen hamile kombinleri sunabiliyorum. Ve biz üç kardeş olduğumuz için hepimizin vücut ölçüleri, tarzı benzese de farklı aslında. Tabii. Bu da bizi izleyenlere aslında bir artı sağlıyor ve sayfamıza girenler bunu, bu samimiyeti, bu doğallığı da yakalıyorlar. Bu şekilde onları yakaladığımızı düşünüyorum. Peki Esra Hanım, gelen misafirlerinize giyim konusunda, kombin konusunda yardımcı oluyor musunuz? Aslında bu tamamen bizi yansıtan bir cümle olacak. Biz kendimizi de bu sayede duyurduk aslında. Mağazamıza giren ve yardım isteyen bütün müşterilerimize kombin tavsiyelerinde bulunuyoruz ki Samsung müşterimiz, bizi çok yakından takip edenler ve sürekli müşterilerimiz bilirler ve güvenirler bu konuda. Fikrimizi almadan bir davete bile gitmeyen müşterilerimiz var. Evet Esra Hanım, teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle Esra Özdemir'le gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.